Bu heykelin üzerindeki boya kötü durumda. Büyük bir kısmı pul pul dökülmeye başladığı için temizlemeden önce boyayı sağlamlaştırmam gerekiyor. Bu mermer heykeli temizlemekteki amacım heykeli yüzeyindeki kirden ve pislikten arındırmak. Bunun için lazerle temizleme yöntemini kullanıyorum. Şu an Gardner Müzesi'nin konservasyon laboratuvarındayız. Konservasyon üç bileşenden meydana gelir. Sanat tarihi, stüdyo sanatları ve kimya. Bir sanat konservatörü, bir sanat eserini sanat tarihi açısından değerlendirebilmeli. Hangi döneme ait olduğunu, kim tarafından nasıl yapıldığını anlamalı. Stüdyo sanatları açısından sanat eserine iyi bakabilmek için gerekli el becerilerine sahip olmalı. Ve kimya açısından da eserin hangi malzemeden yapıldığını, zamanla nasıl değiştiğini ve bu eseri koruyabilmek için esere zarar vermeden hangi yöntemlerin kullanılabileceğini bilmeli. Jessica, 16. yüzyılın ilk dönemlerinden kalan, yontulup daha sonra da boyanmış bir parça üzerinde çalışıyor. Onun şu an odaklandığı şey heykelin üzerindeki boya. Bu minik üçgenler, boyadan örnekler aldığım yerleri gösteriyor. Bu örnekleri mikroskopta incelediğimizde boyanın katmanlarını görebiliyoruz. Böylece önceden neler yapıldığını görme şansını elde ediyoruz. Jessica, üzerinde hiç boya kalmayan kısımlarla da özel olarak ilgileniyor. Ve bu kısımların daha fazla bozulmalarını engellemeye çalışıyor. Heykelin üzerindeki boya pullanıp dökülmeye başlamış. Bir miktar çözücü alıp bunu boyanın üzerine uyguluyorum. Daha sonra aynı yere bir miktarda yapıştırıcı sürdüğümde bu çözücünün iç kısma nüfuz etmesine yardımcı oluyor. Gerekirse ısıtılmış bir spatula yardımıyla aynı bölgeye ısı uygulayıp boyanın daha da içerilere geçmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu durumdaki bir objenin konservasyonu çok zaman alıyor. Bu yüzden bu heykelin muhtemelen en az bir sene burada olacağını düşünüyorum. Konservasyon yaparken her zaman bir sanat eserini en iyi şekle nasıl getirebileceğimiz üzerinde dururuz. Genellikle yıllardır kullandığımız yöntemlerle ilerleriz. Ama bazen de sanat eserlerini daha iyi duruma getirebilmek için daha iyi olan yeni yöntemleri öğreniyoruz. Amerika'da bünyesinde bir lazer temizleyicisi olan ilk müzelerden biri olduğumuz için çok gururluyuz. Bu alet aslında medikal sanayi için geliştirilmiş ve en çok da dövmelerin silinmesi için kullanılıyor. Mermer heykellerin yüzeyindeki kir ve pislik tarafından son derece iyi bir şekilde emilen bir enerji ışını üretiyor. Duyduğunuz lazer atış sesleri aslında kirin lazer enerjisini emmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden lazeri temiz bir alana doğrulttuğumuzda oldukça sessiz. Mermer yüzeyi kir ve pislikten kurtardığımızda müzeyi ziyaret edenler heykelin kaslarının ve üzerinde bulunan asma yapraklarının tüm detaylarını görebiliyorlar. Müzeyi sıkça ziyaret eden biri yaptığımız iş sayesinde eserleri farklı şekilde görebildiğini söylediğinde çok mutlu oluyoruz. Bu gerçekten harika bir his.